Oh be, dersimiz bitti sonunda. Hadi arkadaşlar yürüyün, parka gidiyoruz. Arkadaşlar ders bitti, ben eve gidiyorum. Ay kurabiyecan, neden eve gidiyorsun ya? Parka gidip oyun oynayacaktın, gelsene sen de. Aynen ya kurabiyecan, evde ne yapacaksın? Parka gidip oyun oynayacağız, sen de gel. Arkadaşlar baksanıza, babam beni almaya gelmiş. Bakın babam orada işte, beni almaya gelmiş. Hı, oğlum baban niye seni almaya geldi ki? Sen kendin gidemiyor musun? Çocuk musun? Aynen oğlum ya, sen kendi başına eve gidemiyor musun Ezik? Bilmiyorum ki arkadaşlar, normalde kendim gidiyorum ama bu kez babam gelmiş. Kurabiyecan buraya gel çabuk, seninle konuşmam gereken şeyler var, çabuk ol. Ay kurabiyecan, baban seni çağırıyor. Arkadaşlar burada bekleyin, ben babamla konuşup hemen geliyorum, tamam mı? Ay ne konuşacak bu babasıyla? Babacığım, efendim, neden geldin? Bana bak kurabiyecan, seni okuldan almaya geldim. He, babacığım niye zahmet ettin? Ben kendim gelirdim. Öyle değil, artık seni tamamen okuldan alıyorum. Okula gitmeyeceksin. He, okuldan mı alıyorsun? Ama baba neden? Artık çalışıp evimize para getirmen lazım, bu yüzden. Ama baba, ben çalışacak yaşta değilim ki, ben öğrenciyim. Benim yaşım çalışmaya uygun değil babacığım. Beni ilgilendirmez, artık okula gitmeyeceksin. Kendi çalışıp eve para getireceksin. Ha, eğer çalışmam diyorsan da bir daha eve sakın gelme. He, ama babacığım. Anlaşıldı, senin para getirmeye niyetin yok. Bir daha sakın eve gelme, anladın mı? Seni kovuyorum, evlatlıktan da reddediyorum. Vuy ula oğlum, şuna bakın, çocuğu evden kovuyorlar. Ama babacığım neden? Ulan kazık kadar oldun, hala eve bir kuruş faydan yok. Seni evden kovuyoruz artık, bir daha sakın gelme. Vay be, demek beni istemiyorsunuz babacığım, öyle mi? Aynen öyle, bıktık artık senden. Annen de seni istemiyor zaten, bir daha sakın gelme eve sersem. Vay be, tamam babacığım, istenmediğim yerde gelmem ben de. Bundan sonra kendi başının çaresine bak, hadi eyvallah. Vay be, babam beni evden kovdu. Arkadaşlar babası kurabiyecanı evlatlıktan reddetti. Hadi arkadaşlar kurabiyecana destek olalım. Her beğeni bir geçmiş olsun. Her abone 10 geçmiş olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ay yazık, çocuğu evden kovdular, şuna bakın. Neyse, en azından arkadaşlarım hala yanımdalar. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Babam beni evden kovdu. Duyduk oğlum, duyduk. Yazık sana oğlum. Evden de kovuldun. Ne yapacaksın şimdi? Hergele. Ay evet, çok yazık. Çok üzüldük sana. Arkadaşlar neyse, evden kovuldum ama siz hala yanımdasınız canım arkadaşlarım. Evet yanındayız, evet. Kalacak yerim yok arkadaşlar. Sizde kalsam olur değil mi? Ne, bizde mi kalacaksın? Yok oğlum, bizim evde yer yok. He, tamam Zeynep, peki sizde kalsam? Ay kurabiyecan, kusura bakma ama benim de babam kızar, olmaz. Hadi ya, öyle mi? Peki ya sen Kamil? Kurabiyecan kanka, biliyorsun ben de kabul edemem seni ya, kendi başının çaresine bak. Vay be, öyle olsun, demek sokakta kalmama izin vereceksiniz. Ula oğlum, senin gibi dilenci veletle mi uğraşacağız? Ne halin varsa gör oğlum, git dilencilik yap, bize ne oğlum? Vay be, ben de sizi gerçekten arkadaşlarım sanmıştım. Ula oğlum, biz senin gibi dilencilerle, sokak çocuklarıyla arkadaş olmayız oğlum, yalla. Ay evet kurabiyecan, ne halin varsa gör ya, defol, seninle mi uğraşacağız? Vay be, tamam gidiyorum ama siz göreceksiniz hepiniz, bir gün hepinize göstereceğim. Ula yalla, dilenci senle. Hayır ya, hayır, Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Resmen sokaklarda kaldım. Ailem beni terk etti. Of ya, karnım da çok acıktı. Hiç param da yok. Ne yapacağım ben şimdi? He, olamaz. Yağmur başladı. Islanacağım şimdi. Gitmem lazım. Neyse, bu ağacın altında oturayım. En azından buraya yağmur gelmiyor. Hem de dilencilik yapar, biraz para toplarım. Hı, ne oluyor orada ya? Kurabiyecan ne yapıyorsun sen? Kerem komiser, çok fakirim, hiç param yok, lütfen bana yardım et. Ya kurabiyecan, paran yoksa annenden babandan alsana, neden dileniyorsun? Kerem komiser, annem babam beni evden kovdu. Ne, evden mi kovdular seni, ama neden? Bilmiyorum, artık evsizim, bu yağmurda sokakta kaldım Kerem abi. Vay yazık, al bakalım sen şu altınları, kendine bir yiyecek falan alırsın, hadi görüşürüz. Vay be, ilk paramı kazandım. Sağ ol Kerem abi.
Vuy ula oğlum, şuradaki bizim kurabiyecan değil mi oğlum? He arkadaşlar, siz mi geldiniz? Ula kurabiyecan oğlum, sen burada ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar şey, of ya, olamaz, rezil oldum. Ay yoksa sen burada dilencilik mi yapıyorsun? Oğlum niye dilencilik yapıyorsun lan, ezik misin sen? Ya arkadaşlar, evden kovuldum, ne yapsaydım peki? Vay vay vay, ula oğlum çok para toplamışsın gibi görünüyor. Ver bakayım sen şu paraları bize. Hayır, onlar benim yemek param, lütfen dokunmayın. Vay vay vay, ula iyi altın toplamışsın ha. Şu altınları alalım biz arkadaşlar. Hayır lütfen, geri ver altınlarımı lütfen. Oh, bedavadan keriz altını, bunlarla kendimize yiyecek alırız kanka. Ay yazık çocuğa, geri verelim. Evet lütfen geri verin. 2 gündür hiçbir şey yemedim. Onlar benim yemek paramdı. Hayda oğlum, biz bu altınları aldık. Sen biraz daha dilen, kendine yeni altın topla oğlum. Hadi gidelim. Olamaz ya, altınlarımı aldılar. Ah be, sonunda yağmur dindi. Sabahtan beri ıslanıyorum. Of ya, hava da karardı. Gideyim de kendime uyuyacak bir yer bulayım. Nerede uyuyacağım ben ya? He? Şu bankta uyuyayım en iyisi. Ah be, en azından burada rahat rahat uyuyabilirim. Bu geceyi bu bankta geçirirsem sonra yarın başımın çaresine bakarım. Karnım çok acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi ya? Oha, gerçek mi bu? Koskocaman bir kurabiye orada oturmuş beni bekliyor. Ağzımı suya aktı. Çok güzel bir kurabiye kocaman. Babo, ben yiyeceğim bu kurabiyeyi. Yiyeceğim ben bunu babo. Nom nom nom. Çok lezzetli. Çok lezzetli bir kurabiye. Oh be, çok lezzetliydi. Kanım doydu sonunda. Gideyim artık. Oh be, sonunda sabah oldu. Kalkayım da çalışmaya devam edeyim. Lan kalkamıyorum. Kalkamıyorum ya, neden kalkamıyorum? Lan bacaklarım nerede benim? Allah kahretsin, bacaklarım yok. Bacaklarımı kim yedi? Hayır hayır, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Bacaklarım gitmiş. Hayır ya, Allah kahretsin, bacaklarım gitmiş. Biri ben uyurken bacaklarımı yemiş. Of ya, ne yapacağım ben şimdi? Bacaksız kaldım resmen. Olamaz. Of ya, Allah kahretsin. Kim yedi benim bacaklarımı? Vay canına, şu kurabiyeye bak. Ulan çok lezzetli görünüyor. Ulan her zaman böyle bir kurabiye yemek istemişimdir. Şimdi gidip şu çocuğu kandırayım. Sonra gece bir güzel mideme indiririm. Hey ufaklık, ne yapıyorsun sen burada bakayım he? Üvey baba, evden kovuldum. Sonra da birisi bacaklarımı yemiş. Vah vah vah, çok üzüldüm sana. İstersen sokakta kalma, gel benim evimde kalabilirsin. Ama kimseye güvenemiyorum. Gece sokakta birisi bacaklarımı yemiş. Size nasıl güveneceğim? Merak etme, ben öyle bir şey yapmam. Bana güvenebilirsin. Gel gel benim evimde kal. Arkadaşlar, sizce bu üvey babaya güvenmeli miyim yoksa güvenmemeli miyim? Yorumları yazın. Bana güvenebilirsin. Sana hiçbir zarar vermem, merak etme. Arkadaşlar, sokakta çok zorlanıyorum. Üvey babanın evine gideyim mi, gitmeyeyim mi? Yorumları yazın lütfen.